Bizler açısından zor bir maçtı. Bugünkü temennimiz ve objektifimiz 3 puan almak üzere neydi? Bu amaçla, bu istekle oynadığınızda da sonuç olarak istediğiniz neticeyi alabiliyorsunuz. Ben de takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Hem de galibiyet için tüm takımı kutluyorum. Evet, benzer gol olabilir. Açıkçası o aksiyonda João Pedro ve Valencia atmış oldukları koşularla bana alan yarattılar. Benim önümü boşalttılar. Ben de kaleyi gördüğüm anda şut atmayı tercih ettim ve atmış olduğum şutla golü yakaladık. Bundan dolayı da mutluyum takıma katkı sağladığım için. Atmış olduğum golden dolayı mutluyum tabii ki. Asist yapmaktan da aynı şekilde mutluyum. Geçen sezon itibariyle çok fazla böyle şut opsiyonları bulamayabiliyordum. Böyle gol opsiyonları bulamayabiliyordum kendi adıma. Ama şu an çalışmış olduğumuz teknik adamla beraber çok daha ofansif bir pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla da benim adıma daha çok fırsat oluşuyor bu yönde. Ben elimden gelenin en iyisini her zaman ortaya koymaya çalışıyorum. İsmail'le de beraber bence güzel bir uyum yakaladığımızı da söyleyebilirim. Diğer takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Ben kendi adıma çok sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli takım sorusuna gelecek olursak söylemiş olduğum gibi performansımın en iyisini ortaya koymak istiyorum saha içerisinde ve maçlarda. Antrenmanlarda ve maçlarda bildiğiniz üzere Portekiz milli takımında da oldukça iyi seviyede oyuncular var. Ben tabii ki güzel bir hayal çalışmalarımı sürdürüp Portekiz milli takımında da oynayabilmek adına tabii ki çalışmalarımı sürdüreceğim orada oynayabilmek adına. Evet, bunda tabii ki görmezden gelemeyiz çünkü rakipler de aynı şekilde kaliteli oyunculara sahipler. Onlar da oyunlarını sürekli olarak geliştiriyorlar. Bir kalite ortaya koymaya çalışıyorlar. Söylemiş olduğunuz gibi 4 gol attı rakip ama bugün bizim açımızdan önemli olan 5 gol atabilmekti. Galip gelebilmek adına biz de onu yapabildiğimiz için mutluyuz.